Bu kanala ilk videomu yükleyeli bir seneden fazla oldu. İlk videomda da Crusader Kings 3'te 867'de Alfred'le başlamıştık. Bir kont olarak başlayıp büyük bir kral olarak Alfred'in kaderini şekillendirmiştik. O günden bugüne yüzden fazla bu kanala video yükledim. Bir senelik süre boyunca Crusader Kings 3'e çok ciddi güncellemeler ve yenilikler geldi. Benim en çok hoşuma giden ve en ilgimi çeken bu yeniliklerden bir tanesi de admin yönetim şekli oldu. Biz bu admin yönetim şeklini tabi çoğunlukla Bizans'tan biliyoruz ancak diğer kültürler, diğer karakterler belli başlı gereklilikleri tamamladıkları anda kendileri de Yunan veya Bizans olmaları fark etmeksizin admin yönetim şeklini benimseyebilirler. Sonra bir durdum düşündüm. Acaba bunu Bizans dışında imparatorluk olarak değil de bir kral olarak gerçekleştirmiş olsaydık nasıl olurdu? Bunun bence en iyi örneğini tekrardan Alfred'le deneyerek yapabiliriz. Size şöyle açıklayayım. Anglosakson kültürü bürokratik bir etosa sahip. Dolayısıyla bürokratik etosu olan kültürden karakterler bir kral olarak da admin yapısını benimseyebiliyorlar. Ve 867'de Vikinglerin yağmaları ve istilaları normal bir feodal devlet şeklinde başa çıkılması son derece zor. Peki admine geçsek bunu nasıl hallederiz? Admin bize bu konuda daha mı zora sokar yoksa bizim işimizi daha mı kolaylaştırır? Bunu bir görmek istedim açıkçası. 867'de Wrath of the Northmen yani Kuzeylilerin Gazabı bookmarkına tıklayınca burada göze çarpan 5 tane karakter görüyorsunuz. Bunlardan 4'ü Ragnar'ın oğulları olan kardeşler ve bir de aralarında Norse ve pagan olmayan yani Anglo-Sakson ve Katolik Alfred var. Biz tekrardan bir sene önceki benim ilk çektiğim seriye selam yollayarak diyelim, tekrardan mümkünse İngiltere'yi kurup gereken bütün şartları karşılayarak admin'e geçmeye çalışacağız. Bir bakalım. Zor mu olacak, kolay mı olacak hep beraber göreceğiz. Ve 1 Ocak 867'den başladık. Efendim herkese merhabalar. Ben Barzonus ve kanalıma hoş geldiniz. Size videonun başında da anlattığım gibi bugün tekrardan Alfred deneyerek Anglo-Sakson kültürünün bürokratik etosuyla beraber kral iken admin'e geçip o şekilde İngiltere'yi yönetmeye çalışacağız. Askeri açıdan gücümüz biraz daha düşük olabilir milis bakımından ancak bir krallık ve iki düklük ünvan tutarak cebimizde daha fazla düzenli asker barındırabiliyoruz. İşte bu düzenli asker sayısının fazla olması bizi belki de istilacı vikinglere karşı çok daha iyi koruyabilir. Şu an buradaki tabi tek temennim kardeşimin yani abimin kral Ethelred'in çocuk sahibi olmadan ölmesi. Umarım bunu gerçekleştiririz çünkü öbür türlü eğer çocuğu olursa İşimiz çok daha zor. O esnada askeriye'den gideceğiz. Askerimiz yeterince yüksek. Dolayısıyla bunu çok seçmeye gerek yok. Otorite odayla gidebiliriz. İlk başlarda ben şöyle bir 5 sene kadar belki şu shivuri Focus'la gidebilirim. Dövüş gücü, çekicilik, görüşü ve savaş avantajı olarak bize fayda sağlar. Konseyi şimdi dokunmuyorum. Belki sonra ayarlayabiliriz. Elimdeki askerleri öncelikle ortadan kaldırıyorum. Umarım kardeşim çocuk sahibi olmadan hızlıca ölür. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben <laughs> tabii çok iyi bir karakter aslında ama Alfred ile kendi karakterimizi, kendi kaderimizi gerçekleştirmek istiyorsak abimizin yolumuzdan çekilmesi gerek. Ve benim en sevdiğim yerleri gidip başka vasallara aktarıyor. Ne kadar güzel. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Anglo-Sakson kültüründe arkadaşlar. Plenary Assemblies. Yani ikinci kısıtlı taht otoritesi kanunu açmamıza yarayan buluş daha açılmadı ne yazık ki. O yüzden bekleyeceğiz. Hatta istersek Alfred'le maceracı bile olabiliyoruz. Çünkü eğer maceracı olursak bütün topraklı ünvanlarımız bizim kardeşimize gidecek. Ve elimizde 3'ten az koltuk var. Burada maceracı olmak için bütün gereklilikleri de görebilirsiniz. Evet Ethelred seni bekliyorum. Eyvah. Bu hiç hoş değil. Ve evet doğdu. Yeğenim oldu bir tane ancak sağlığı kötü. Çünkü hastalıklı doğdu. E güzel elimize biraz para geçti en azından. Biraz bekliyoruz. Evet. Ve yeğenimiz hemen de öldü bu arada. Hem hastalıklı doğdu hem de sonra da hasta oldu. Bir kızım oldu. Yadbara. Peki. Evet Ethelred bekliyorum abicim. Lütfen. Normalde şu noktada ölmesi gerekirdi ama. Kendisi mesela şöyle baktığımızda öldürmek istesek ciddi stres kazanıyoruz. Çünkü dürüstsüz ve adiliz. Ve entrikamız leş gibi. Beni avcı başı ilan etti harika. Evet şu an Ivar'ın ordusu iniş yaptı. Eğer buradaki çarpışmalarda, e burada bir çarpışma olursa büyük ihtimalle ölecek. Ölmedi. Ya. E, biz bu işi nasıl yapacağız gerçekten bilmiyorum. Abimin ölmesi gerekiyor ya artık yani. Biz böyle bekleyecek miyiz gerçekten? Normalde ölmesi gerekiyordu ama e, iyi hadi bir tane marasel koyduk o zaman. E ne yapalım bu esnada bir eh, cenaze falan düzenleyelim belki ölmüş yeğenimize. Değil mi? Evet. Bir kızım daha oldu. Alfred de 23 yaşında ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi temiz bir tıraşı var. Yani Ethelred niye inat etti ya abicim? Hı? Oysa da bizim çocuklarımız da büyüyor. Mercy ile ittifak. He. Tabii şu an gücümüz yok diye kabul etmiyor. Ne? Evet, şu an evet İsveç tarafından yağmalanıyoruz. Aa East Anglia'ya bak. Katar oldular. Ya şaka mı yapıyorsun? Ee, red edeceğim ya. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Mükemmel. Yani şu an ciddi stres kazandım ve ben kardeşim ortadan kaldıracağım. Sana yüklü miktarda para versem. Yok kabul etmiyor. Belki şu arkadaşları güzel. Heh, ayrı bir mezhebe geçelim mi bu şekilde? Yok. Gerçekten. Niye böyle oldu ki? Tabi arkadaşımız diye şu an bize bir şey yapmıyor. Planlarımızı desteklesen nasıl olur? Evet, bence iyi olur. Sen de bizi şöyle entrikamıza destek çık. Şu an çok acayip şeyler oluyor. Heh Ethelwolf. Oğlum oldu bir tane harika. Ben bu çocuğu eğitirim. Sonra bir de şurada kızımı da eğitirim. Hmm, gönderdiğimiz kuşu kabul etti mi? Güzel. Eyvah. Plan başarısız oldu. Eksi 73 diyor bu arada. Ve yaralandık. Şu işe bak. Ah. Yok biz kardeşimizi öldüremeyeceğiz ya. Ee, olmayacak böyle. Hayda şu işe bak bu sefer de. of, oh. Bakın Katar mezhebi eşit verasete izin veriyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ablamız bizden büyük. Ablamız 38 yaşında. Bunlar da mı Katar? Katar Katar. Oh. Arkadaşlar kusura bakmayın bu iş böyle olmayacak. Mecburen baştan alacağım. Ben baştan başladık. <laughs> Ulan yani biz biz neler yaşadık az önce ben gerçekten anlayamıyorum. <laughs> evet neyse. Shiver Fox seçtik. Turnuva için talim yap özelliğini açtık. Şu an mümkünse abimizin ölmesini bekleyeceğiz. Umarım eşi hemen amile kalmaz. Ha ben şu askerleri aynı zamanda evet bir yok edeyim. İyi olur. Şu an ordusunun başına geçti. Evet bir yağmur ordusu East ile çarpıştı az önce. Ya hadi Ethelred ama ya. Ee, Wow. işte ben bunu bekliyordum. Harika oldu. Hı. Yengemiz de bizimle beraber tabi. Ee, çok iyi. Mükemmel. Şunları şöyle ekliyoruz zaman Gayet güzel. ne eh, Harika. Yani olması gereken oldu bence şu an. Hiç başka bir mezheple ya da bir vasa olarak kusura bakmayın ama eh, katlanamazdım. Orada bir hastalık mı var? Evet. Buralarda bir hastalık var. Ve size şimdi ufak ufak şu olaydan bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi biz Anglo-Sakson kültürüne mensupuz ve bürokratik bir etos var. Bu yüzden yöneticiler kral olarak da admin yapısına geçebiliyorlar. Burada aşağıdaki şartları görüyoruz. Şu aşağıdakilerden en az bir tanesi yani vasal kontratı yönetimi var. Biz bir kral olacağız. Şöhret seviyemiz en az 3. seviye olacak. Güçlü vasalların bize karşı en az 50 veya daha fazla görüşü olmalı. Bunlar son derece kolay. Biz şu an istesek İngiltere'yi kurabiliyoruz. İngiltere'yi de kurar kurmaz Cornwall, East Anglia ve Mersey'i vasallaştırabiliriz aslında. Şu an Hastin de nedense hep buraya saldırıyor. Oo, Ivar hasta olmuş. Vereme yakalanmış. Bakalım nasıl olacak. Ve Galler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yürek yiyen Rodri bu. Dublin için kutsal savaş açtı. Tebrik ediyorum. O esnada biz acaba yapabiliyorsak. Ya yani bizim daha çocuğumuz yok tabi. Papayı etkilemeye çalışalım mı? Bence yapabiliriz. Evet bir turnuva için talim yapıyoruz. Umarım güçlü oluruz. Yaralandık. Lanet olsun. Hekim iyileştir bizi hekim lütfen. Ölmek istemiyorum. Yorvik'e bulaşmayacağım. Yorvik'le zaten normalde savaştayız onunla evet ama. Ya yani normalde baktığınızda şu şartlarda aslında bizim kazanıyor olmamız lazım ama East Anglia'nın savaşı var. Şu an burada duruyoruz. Northumbria ile o ordular çarpıştı. Cornwall burada. Orduları kaldırdığından dolayı da tabi para gidiyor. Elimizde Excalibur var. Ne öldü mü? A, ha, güzel. Eğer senin bir çocuğun olmazsa 45 yaşına kadar Londra büyük ihtimalle bana kalacak. Bu güzel. Hatta bir dakika ben sizi yer değiştirim Şöyle swapladım daha iyi oldu. Siz vergi toplayın efendim. Ivar ne yapıyor? Ha, tabii bu savaşı kaybediyor çünkü kuşattığı bir yer yok. Umarım Ivar yakın zamanda buraya uğramaz. Özellikle Halftan'dan ve Ivar'dan ciddi anlamda çekiniyorum diyeceğim. ama Of Ivar askerlerini kaybetmiş. Björn de çok güçlü değil. Yani bilmiyorum. Ya sana şöyle bir hediye atsam mesela. Nasıl olur? Güzel. Sana hediye attım. Sonra bak ne yapacağım biliyor musun? Senin dilini öğreneceğim ama bir papayı bir etkilemeye çalışalım. Yok, papayı etkilemeyeceğiz. Geçmiş olsun. O esnada ben İngiltere'yi kurabilir miyim? Hadi kurdum. Evet, sırada Ivar'ın savaşı kaldı ama o iki ayrı, pardon, üç ayrı savaşı var şu an. Oh, 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 oh. Ivar şu an tek başına kaldı burada. Sana para atayım mı? ister misin? Hadi bak sana para at. Canım çok teşekkürler. Şu an elimize dört lüklük tutuyoruz. Ah, bunlardan bir iki tanesini vermemiz gerekecek. Kardeşimiz keşke şuraları falan verseydi diyeceğim ama. Şans söyleyem Spy Master'ımsın. Ah. Biz bunları şimdi tutsak mı acaba? Bence şimdi biraz tutalım ya. Yani. Biri beni yağmalıyor. Olur. Hıh! <laughs> Kendisine ticaret teklifi sunduk. Yağmalamayı bıraktı. Çok iyi. Bizim de yaramız iyileşmedi bir türlü. Hoş değil. İvar ne yapıyor? Aşırı güçsüz. 956 askeri kalmış. Güzel. Sigurd'la olan ilişki mümkünse düzelteceğim. Yani geliştirmeye çalışacağım çünkü eski versiyonlarda Sigurd sürekli buralara savaş açıyordu. Şimdi aynı şekilde yapar mı bilmiyorum ama olsun. Sakın benim topraklarımı yağmalamam. Ve Alfred'de büyük olduk. Ya benim topraklarım yağmalıyor ya. Ve savaşı kazandık evet. Güzel. Ordunu def ettik. Senin ooo. Haftanın oğlu en büyük oğlu aman Allah'ım. Vereme yakalanmış. Şimdi East Anglia'yı vasallaştıracağım. Seni de vasallaştıracağım. Niye vasallaştıramıyorum? Çok ilginç. Para atacağım. Şimdi vasallaştıracağım. Evet. Çok güzel. Hıh. Hastin aldı burayı. Şimdi Gwyneth için saldırıyor ya. Mükemmel. Rodri'ye karşı. O zaman biz şu düklüğü vereceğiz sanırım. Ben öyle anlıyorum. Değil mi? Evet. Düklüklerden ha. Çok güzel. Yaramız da iyileşti. Şu ev içi sana şöyle vereceğim. Tamam mı? Sen daha evlenmezsin büyük ihtimalle. Çok güzel. Şehir planlamacılığı mı? Hadi öyle olsun. Tamam hadi öyle olsun. On sayıda koltuk istiyorsunuz öyle mi? Hı, nasıl yapacağız? Hadi gel seni yaptım. Askeri yani de çok kötü ama. Bilmiyorum artık yapacağız bir şeyler. Şimdi kral olduk değil mi? Bir şartı karşıladık. Yapmamız gereken iki şey var. Prestij seviyesini Distinguish'ten Illustrious'a çekmemiz lazım. Yani 1 iki atlayacağız ama bu çok zor değil. Zaten birinci seviyeyi tamamlıyoruz. Bol bol etkinlik yaparak özellikle. Bunu bence gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Mercy'yi vasallaştırabilirmişiz. Mercy ile olan ilişkimi biraz şöyle belki düzeltebilirim bilmiyorum. Burayı tutacağım. Askerleri de böyle getirdik. Bir set asker daha çekebiliriz. Aslında şu kargılları yok edeceğim. Bunun yerine başka bir şey koyacağım ben. Ee, okçu yapılabilir bence. Bir bakalım. Düşmanlarımızın kompozisyonuna göre gidelim. Bondi ve Wigman var. O zaman biraz daha Huskarl kasılabilir. Evet. O esnada eşimizle aramızı iyi tutarsak belki bize bir çocuk verebilir. Aa inanmıyorum aramızdaki ateşkes bitti. Şu haftan ölene kadar en azından. Ya sen şaka yapıyorsun ya. E ben sen kutsal savaş açamıyorum çünkü ittifak yaptık, değil mi? Tüh. Bu hiç hoş olmadı. Sen de mi? Rodri inanmıyorum. Başka var mı Katar olan? Heh. Yok sanırım. Peki, bunlar böyle kaldı. Güzel. Sonra sen de belki ittifak yaparım. Ah güzel. Norse dilini öğrendik arkadaşlar. Vikingler bizden biraz daha hoşlanıyor. Ama sen niye böyle? Savaşlar mavaşlar. Bakın burada kim var? Gördüğüm saçlı Harold'ur. Bizimle arkadaş mı olacak? Hadi olsun bakalım olsun. Tamam. Okey problem değil. Kendimize şöyle bir zırh yaptırabiliriz. Şöyle saray eşyalarını koyalım. Excalibur'u da koyduk. Mercy'yi biraz aslında bilmiyorum. Yani vasallaştırayım diyecektim ama bence şimdilik biraz kalsın. En azından şu York tehdidi geçene kadar dışarıda bir müttefikimin olması daha iyi bence. Babadan para alabilirdik iyi diye. Belki cenaze düzenlersek olur mu bir şeyler? Hı? Aynen kardeşimiz için. Çok mu para gidiyor böyle yaparsak? Evet. Biraz gidiyormuş. Ama olsun hadi bir cenaze yapalım. Stres kaybederiz. Baya baya bir... <laughs> Stres kaybediyoruz. Güzel güzel. Üçüncü seviyeye mi çıkardık? Bunu dört falan yaparız bir şekilde. Hiç problem değil. Ne? Zırhım oldu ya. Güzel. Dövüş gücüm arttı. Mükemmel. Heh, babadan da para istiyorum. Baba para ver. Verdi. Şimdi bir tura çıkalım. O zaman. Bir vergi turu. Ama vasallar. Aa bir dakika. Ha çünkü daha cenazeden gelmediler sanırım değil mi? Oğlum gel işte ya. Gel şöyle. Heh. Bak şimdi oğlum. Heh, bak şu an korkuyor benden değil mi? E seni vasallaştırdım artık. Yorvik'e karşı bir şeyler yaparız. Adamın evini seçtik. Sen şöyle biraz para göndereyim. Benden hoşlan tamam mı? Beni kim niye yağmalıyor? Kim bu? E ben seni yok edeceğim o zaman. Ordunun başına biz geçtik. Şöyle bir set daha Huskarlı aldık. Güzel bu kadar. Upland'ın hala bir savaşı var bir yerde. Bir fetih savaşı. He. Kardeşleri Kardeşleriyle de ittifak yapmamış. Yorvik'le ittifakı var. Bakalım. Evet şu hanımı ufaktan şöyle diyorum. Veliaht lazım bize. yerlerde hastalık çıktı. Bu arada ne oldu? A, Hesin <laughs> suikaste kurban gitti. Çok iyi ya. Şimdi yalnız şöyle kutsal savaş açsam Aftan desteğe gelecek değil mi? Sen kutsal savaş açsam Evet bu sefer ikisi gelecek. Südüre yarın durumu çok kötü. Para geldi. Mükemmel. Olur alırız. Neden olmasın? Avcılık ve ziyafet maliyetleri %30 daha az. Bunu seçiyorum. Vasalları çünkü etkilememiz gerekecek. <laughs> Bizim ruh eşimiz olacak mı? Hadi olacak. Güzel. Bol bol çocuk yaparız artık. Sana şöyle kutsal savaş açabilirim mi? Ama biraz ayakta durmam lazım. Gerçi senin başka bir yerde savaşım var. Ha buraya karşı savaşım var. Güzel. Sizleri şöyle vasallaştırsam kabul etmiyor musunuz? Ih. Ih. Aa Katar. Ben böyle buradan toprak da alabilirim aslında değil mi? Ha yok. Ama biraz bekleyelim. Çocukları arasında bölünsün. Sonra parçalarız onları. Sana bir kozum vardı değil mi? Güzel. Bana böyle daha fazla milis verirsin. Güzel. Benim askeri gücüm artar. Ve bir çocuğum oluyor. Askeri gücü şöyle elimizden geldiğince arttıracağız Huskarlar önemli. Hoppa. Ney? Heh, şu işe bak. Çok iyi. Ben de burada yorvike mi girsem acaba bu şekilde? He? Nasıl olur? Yok. Beni pataklayabilir ama. Ee, dolayısıyla biraz bekleyeceğiz. Çocuğu of mükemmel bir çocuk oldu. Alfred demeyelim bir dakika bir dakika. Edward Edward aha Edward tamam. Şimdi bu çocuk çok iyi bir çocuk. Dolayısıyla ölmemesi lazım. Şöyle bir süt anne atladım. Bu çocukların sağlığı da gerçekten önemli. Sen kat dur bir dakika dur, dur Şöyle bir şey yapacağız ya. Suratını. Evet şu an bir suçlu. Ancak toprağını elinden çekemiyorum ne yazık ki. Öyle oldu biraz. Aa şu işe bak. Af'tan öldü. Ben bunlara böyle savaş açayım mesela. Bir deneyeceğim şansım ya. Ee, yok ben o toprağı alacağım. Esin çocuğu ben aynen o toprağı alacağım. Katolikliğe geçmem bir şey değiştirmeyecek. Vasalım olmayacaksın çünkü. Hastalık mı çıktı bir yerde yine? Güzel. Burası benim. Hemen şuradaki kontrolleri arttırıyorum. Evet şöhret seviyemizi arttırmaya devam edeceğiz gittikçe. Belki savaş kazanarak belki çarpışmalarda nasıl olur Şöyle yapsak buraya alabiliriz belki Bilmiyorum hatta kendisini şu an vasallaştıramıyorum Değil mi kendisi çünkü benim Meşru vasalım diyelim kendisi de Adilmiş bu arada Amcasıyla falan şimdi bu ittifak da yapmaz Yapar mı bilmiyorum yapsa çok bir şey Yarar mı onu da bilmiyorum ya yani Ordu gücü falan fena değil ama biraz uğraştıracak Bir savaş bu savaşa girmek Belki şu dindarlık seviyesi arttırsa Komple bir krallık savaşı yapabilirim O yüzden şimdi şuraya gireceğim Sonra belki gallere de girerim. Çünkü bunlar katar. Ve buraları komple alırız ya. Hatta buraları ufaktan değiştirmeye. Hani değiştirmeye şöyle başlayalım iyi olur. Güzel. Bellum Justum açacağım. Zaten askeri tecrübe konusunda iyi ilerliyoruz. Teşekkürler. Heh, maceracım oldu ve rakibimiz oldu. Şöyle, of. Yalnız <laughs> bu biraz sıkıntılı. O zaman bir iki tane şöyle. Koruma ekleyebilirsek. Değil mi? Aa, sen güzel bir diplomata benziyorsun. He. Hadi aldım seni işe. Bak seninle aldım. O esnada paramız da iyice oluyor. Ben dolayısıyla şöyle bir iki şövalye alayım. Hoppa. <laughs> şu, şu işe bak ya. Oh. Northumbria'yı alayım mı şöyle? He? Güzel olur. Northumbria'yı kaybettin nedense. Ha so güzel güzel. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Fakat hatta ben seni ne yapacağım biliyor musun? Ben seni korumam yapacağım. Aynen öyle. Koruma. Yani çünkü suikaste kurban gidebiliriz. Vasallar bizi seviyor falan. Yani bilmiyorum. Ben seni affedeceğim çünkü toprakların daha elinde alamıyorum. Tamam mı? Hasta mı oldu? Peki. Ya uzun yaşar bu. Şöyle Northumbria'yı alsam aslında hiç fena olmaz ama bilmiyorum ya. Şöyle kutsal savaş. Aa bu sefer de <laughs> 59 askeriyle savaşa mı gelecek? Ya Ivar sen ne yaptın be? Harbi çok kötü durumdasın ha. O zaman şöyle biraz otorite odandan gidelim. Sonrasında şöyle Yorvik'e bir savaş açarım. Kendisi az kazanıyor zaten. İttifak bulacağını da zannetmiyorum ama. Babadan para alamıyor muyuz? Ha, yani güzel değiştiriyor muyuz? Güzel güzel değiştirelim. Ben vasalıma inat. Bu bölgelerin dinini değiştirmeye başlayacağım. De dinini değiştireceğim. Ha, yani güzel. Oh harika bir adam. Gel gel. Elimize bir kitap geçti. Bu kitap bakalım bir işe yarıyor mu? Aa, aa, çok güzel. Gelişmişliği arttırıyor. Bir oğlum daha oldu. Mükemmel. Ethel Wolf. Alfred koydum. Hatta dur dur ismini değiştireceğim yani. Oswald koydum adını. Aynen Oswald. Hatta şu an istesem Lancaster'ı bir kontuk daha alarak belki alabilirim. Şöyle, şöyle bir krallık savaşı açmayı düşünüyorum. Komple alacağım çünkü orayı. O esnada bir tura mı çıksam? Vergi turu diyor. 4 vasala uğradık. Ya sen, seninle olan görüşü evet bir arttıralım. Kerne ve kültürüyle de olan görüşü arttıralım. Sen de kontrolleri arttıralım. Sen de, de kontrolleri arttıralım. Seni getirdik şöyle. Gayet güzel. Şöyle bir ekipman. Bu şekil gayet güzel bence. Şöyle bir tura gidelim. Prestiji de arttırırız. Elimize para geçer. Köpeğimiz oldu. Nosewise koyduk adını. <laughs> harika. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Vasallarımın bana karşı görüşü. Mercy'e sıkıntılı işte biliyor musunuz? Mercy'e o zaman biraz etkilemem lazım. Hı, hmm, arkadaşımız mı oldu? Mükemmel. Harika. Hiçbir talepte bulunmayacağım. Hatta bir dakika. Biz şuradan seyahatleri... Aklıma güzel bir şey geldi. Biz şu an neredeyiz? Warwickshire'dayız değil mi? Bakın şöyle bir şey yapacağım. Üçgen biçiminde birbirimizi... Burası Ofa'nın duvarı. Ofa'nın duvarına uğrayacağım. Ve her uğradığım yerden tecrübe kazanacağım. Biraz garip olacak. Farkındayım. Ama askeriyi arttırmak önemli. Mid 80'de en son şöyle. Essex tarafından da kente uğrayacağım. Buradan da öğrenim seviyesi ve dindarlık kazanacağız. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Güzel. Gayet iyi. Bakın buraları böyle geziyoruz. 25 tecrübe kazanıyoruz. Olur ver biraz para ver. Şu askerleri de şu arttırabilirim. Bondi, Wigman ve huskar mı aldın sen de? Mızraklısı fazla. Oo. Uh. O zaman şu onajerleri arttıracağız biraz. O zaman bir de okçu koyalım ya. Hı? Çarpışmalarda falan. Bunları da şöyle konuşlandıralım. Hatta elimize şu an para geçiyor. Buralar kalsın. Başkenti belki hem Şiraya da Londra'ya taşırım. O yüzden tarla basacağız şimdilik. Şuraya oduncular. Aynen öyle. Ha, gayet güzel işte bu kadar. Tecrübemizi de arttırmaya devam ediyoruz. Bunun askeri gücü azalmış. Nortan buraya girebilirim belki. Hiç fena olmaz. Rakibimiz öldü mü? Ah nasıl öldü? Bir de yamyam olmuş. Çok iyi ya. Stresten ölmüş. Hessin annesi kurudu. Geçmiş olsun. Ben gözümü kararttım. Buraya savaş açacağım. Yardıma gelen de yok. Çok güzel halledeceğiz. Şimdi bakın görün. Başkenti kuşatsak bence hallederiz gibi. Ha ordusu da buradaymış ama. Ordunun başında ben mi varım? Evet. Ve kuşatma. Ne bu? İstikam komutanı. Harika. Tamam şimdi seni yeterince etkiledik. Biraz seni etkileyelim. Ordunun üstüne gideceğim. Harika. Rakimiz mi oldu? Sen de mi rakibimiz oldun gerçekten? Ama yani. O olur. Elimde şöyle güzel bir e, Anglo-Sakson. Bakalım. Sweet Red hmm, olabilir. Ethel Bolt olabilir. Tabi burada fazla toprak var. Ethel Bolt. Aynen öyle. Bak dur dur. Senle bir evlilik. Birileriyle evlilik hallederiz senle. Sana şöyle bir eş bulalım. İyi olur. Senin kızın falan var mı? Aynen bak ittifak yaparsınız bu, Gayet güzel olur. Benden korkuyor o yüzden kabul ediyor. Sen Mercy ile ittifakın var. Sana buraları vereceğim. Öncelikle sana burayı veriyorum. Sen bir hane mensubu oldun. Sonra sana buraları vereceğim. Düşük minis katkısı mı yaptırdın az önce? İyi. Fark etmez. Orası yakında benim olacak zaten. Halihazırda şuradaki kontrolleri de hızlıca arttıralım. Bir tane getirebiliyorsak şöyle kahya getireceğim. Aynen öyle. Güzel. Krallık derecesinde kutsal savaş açabiliyorum. Biraz ordum toparlansın. Gerçi şu yani toparlanmış sayılır ama. Şuralara tarla ekleyebiliriz. Babadan bir iki para alabilirdik Güzel olurdu ya. Na güzel. Düşmanlarımızı keseceğiz. Agresif saldırgan olduk. Ben senden para istesem ne kadar atıyorsun? 384. Bak şimdi sana azıcık para göndereceğim. Yani daha doğrusu 150 göndereceğim. Ama öyle yapacağıma. Ben aslında bir hacca mı gitsem diyorum. Bir hacca gidelim belki iyi olur. Böyle bir Santiago'ya mı uğrasak? Ama para da gidecek diyor. Onun yerine şöyle belki gemi kaptanı alırız. Değil mi? Hah güzel gemi kaptanını aldık. Sonra yolumuzu şöyle bir çizelim. Santiago'dan da şöyle Lugo'ya uğrarız. Biraz borca giriyor gibi oluyoruz ama. Bence hiç problem değil. Hallederiz. Sana karşı kozum mu oldu? Ya, yani gerek yok. Arkadaşımızın zaten. Zeki olduğumuzdan dolayı daha hızlı deneyim kazanıyoruz. Şu an 33 yaşındayız. Sağlığımız gayet iyi. Çocuklarımızı eğitmeyi aman Allah'ım unutmayalım. İki tane gayet güzel oğlumuz var. Acı olduk. Babadan para alabiliyoruz mu? Kabul etmiyor diyor. Güzel. Böyle böyle meşruiyette kazanıyoruz sanırım. Turnuva için talim yapsak umarım güçlü oluruz. Yok olmadık ama dövüş gücümüz arttı. Ah o eksi bir olmasa var ya. Öf. Ne yani Yorvik'ten ben şu an istesem rehine bile alabiliyorum. Ama gerek var mı? Böyle girsem mesela he? Bence parçalar gibiyiz ya. E, evet, sadece şu an şöhret seviyemizi arttırmamız lazım arkadaşlar. Oo oh -oh. Şu işe bak Bizans ikonoklast mezhebine geçmiş. Harika. Bunu da böyle bildirimini aldık. <laughs> vahşiler diyebiliriz ya da ne ya anlıyorum. ya yani vahşiler diyelim. Ve bunun da etkisiyle bakın. Artık ortodoksluk mezhebi ekümenik öğretiyi kaybetti. Artık biz ortodokslarla düşmanız. İkonoklaslarla da yoldan çıkmış görüyoruz. Düşman değiliz. Bakın burada gözüktüğü gibi. Elimize çok güzel para geçti ya. Sana bunu vereceğim. Northumbria'yı vereceğim. Tamam. Bence seni yeterince etkiledik. Bizden korkuyormuşsun. Ve vasallık teklif etsek. He? Tamam ben gireceğim Ozan sana yakında. Öyle gözüküyor. Yani Ivar var çok kötü durumda. 500 askeri var şu an. Ölmüş. Yani İsveç şöyle böyle ama yani onu da bilmiyorum. Şiyeland. Ivar katılacak gibi gözüküyor. Ozan gücümüz denk gibi. Galler için de bu şekilde savaş açabilir ama Rodri ölürse çocuklar arasında bölünürler ve çok güçsüz kalırlar. Bunlara şu aslında şu vasallık da teklif edebilirim. Belki. Bilmiyorum. Hah babadan para. Uf mükemmel aldık. Teşekkürler. Ve geldi arkadaşlar. Bu karar geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Fakat ben öncesinde. Hatta bir dakika. Var mıydı bu? Ha bunları çağırabiliyoruz. Bu kutsal tarikat. Tamam. Ben hallederim ya. Biraz daha elimize para gelsin. Gerekirse bir paralı asker de çekmem gerekebilir çünkü. Efendim Yorvik hayırlı uğurlu olsun. Şimdi öncelikle düzenli askerleri kaldırırım. Sonra bütün orduları. Seni niye alamıyoruz? Nasıl ya? Bir dakika ben niye alamıyorum bunları? Katolik e ee? Benim tarafımdan mı yönetiliyor? Nasıl yani? E, hiç hiçbir şey anlamadım. O zaman kutsal kendi kutsal tarikatımızı kuracağız. Hoppa. Maceracılar geliyor. Ufaktan kuşatacağız o zaman. Hatta takviye olarak da. Ben paralı asker çekeceğim. Nedense bu kutsal tarikatları alamadık. Giri tarafından kullanılıyor mu şu Alabiliyor olmamız lazım buradan ama. Kimi kullandı da göstermiyor. Hah şöyle wax guard. Güzel. Buradaki kontroller işte düşük. Şöyle böyle biraz kötü ama. Başkenti kuşatırsak. Ben bir de şöyle ordularla çarpışacağım. %57. Gerçi aslında savaşı bir dakika bitirebilirim ya. Yani. İngiltere Dejurum'daki bütün bölgeleri alacağım. Evet topraksız kaldı geçmiş olsun. Hatta sizin şu an saraya davet edebiliyormuşum bile. Çocuklarımdan birine şu mesele. Tamam mı? Sana şöyle şuraları şuraları vereceğim çocuk. Gayet iyi olur. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Elimizde fazla toprak var diyor şu an. Hiç problem değil. Bir oğlum daha oldu. Mükemmel. Bunda sana şöyle mi vereyim? Hı? Hadi bak sana şöyle verdim. Çocuklarıma doğar doğmaz toprak veriyorum ya. Mükemmel. Şuradaki vasala vermeyi düşündüm. Ama bilmiyorum. York'u oluşturdum. Şöyle şu oğluma vereceğim. Tabi burası Asatri olmuş değil mi? Hemen burayı değiştirelim. Rodri ölür ölmez. Böyle sabitledim kendisini. Keşir savaşında. Esnek lider mi yoksa açık alan uzmanım? Esnek lider olduk. Gücümüz gayet iyi bu arada. Oo para geldi mükemmel. Şöyle Lancaster düklüğünde oluşturacağım. Oğluma vereceğim. Yok kent değil ha aman. Lancaster. Aynen öyle. Şu an tek yapmamız gereken nedir? Paraya mı ihtiyaç var? 666. Hiç problem değil. Biraz bekleyeceğiz artık. Oo çalışkan mı oldun? Güzel. İyi. Gayet iyi. O esnada bakalım Anglo-Sakson kültürü nasıl gidiyor? Yani şehir planlamacılığı gayet güzel. Sağlığımız gayet iyi. Biraz daha paramız olsun elimizde. Akitanyalı kültürü mü? Baskla Oksitan arası. Ha. İyi fena değil. Yapıyorsunuz bir şeyler. Hadi bakalım. İşte olay bu merkezi yönetimi benimse. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kral olarak artık merkezi yapıya geçebiliyoruz. Vasallarımızın bize karşı görüşü oldukça yüksek. Şöhret seviyemiz gayet iyi. Kralız. Kültürümüz buna izin veriyor. Bu kadar altın ve bu kadar prestij harcayarak da bakalım. Admin yapısını benimseyeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi. Burada dediğine göre son videomdan da anlayacağınız gibi. İngiltere Krallığı boyutundaki bir ülkeyi yeniden yapılandırmak her babaidin harcı değil. Eskiden kişisel yakınlıkların ağı ile yönetilen bu yapı artık valiler ve memurlarla yönetilen bir devlet. Tabi reformlarımızdan uzak kalanlar da var. Mörsia e dükü gibi. Bunu yakın zamanda tolere edemeyeceğiz. Bu admin yapısı da artık ülkeye yayılmaya devam edecek. Ve bizim kanuni özelliğimiz oldu. Hayatımız boyunca geçerli. Bakın çocuklarımız normalde vali olarak kendilerini atayamazdık ama şu an bir vali oldular. Vali, vali, vali. Övillamız var. Vali. Bu hanımefendi de vali oldu. Mesela şu an kendisine alabiliyorum bakın. Bu toprağı alabiliyorum ben kendisinden. Normalde bunun için feodal veya aşiretken kısıtlı taht otoritesi yani ikinci seviye taht otoritesi gerekirdi artık. Birinci seviyede bile bunu koparabiliyoruz. Şimdi Mercia'dan ve para vereceğiz. O yüzden biraz paraya ihtiyacımız var. O yüzden babadan para alacağız. Şimdi eee canımın içi. Bak, benden korkuyorsun. Sana para vereceğim ve influence harcayacağım. Tamam mı? Lütfen kabul et. Ve kabul etti. Artık burada görmüş olduğunuz gibi Wessex hanesi de güçlü bir hane sayılıyor. Soylu haneler burada şu an nedense reytingi bu abimizin çok güçlü ama ne alaka bilmiyorum. Burning hanesinden sadece 5 kişi var. Bu belki değişebilir. Artık şu an bir seçim yapısı var. Elimizde ne kadar çok influence olursa bizim varisimiz de bütün ünvanlarımızı alacak şekilde. Yani Sakson seçim yasasını getirmeye de gerek yok. Artık İngiltere ile böyle yapabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Feodalken biz 4 set düzenli asker çekebildik. Şu an bunlar fazla diyor. Hiç problem değil. Bunları düzelteceğiz. Hatta bizim gelirimiz de arttı bu arada. İmparatorluk orduları. Bakın biz şu an gördüğüm kadarıyla kaç? 1, 2, 3 düklük tutuyoruz değil mi? Güzel. Düklüklerden bir tanesini veririz. Bir düklük kalır. İngiltere Krallığı ordularına 4 slot ekleyebiliriz. Mesela bir tane ekleyelim bakalım. Huskarl ekledik. Görmüş olduğunuz gibi her sette 300 asker ve buraya 1200 tane getirebiliyoruz. Aynı şekilde bir düklüğe 3'er slot. Buraya da 3'er slot. Elime biraz daha para geçsin. Buraları dolduracağım. Ve aynı zamanda ya ben buradaki 3 düklüyü de tutmaya devam edeceğim. Bu arada size öyle söyleyeyim. Ben şu an istesem mesela bakın. Mercy'a'dan bu düklüyü koparabilirdim. Ancak kendisiyle bir ittifakım olduğundan dolayı bunu yapmam oyun izin vermiyor. Ama hiç problem değil. Kendisi yakın zamanda ölürse, çocuğuna kalırsa ben kendisinden koparırım. Burnu mu var? Ne? Okçuluk. Gideriz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar İngiltere olarak İdari yapıya geçtik. Şu an turnuvadayız. Turnuvaya katılmaya hak kazandık. Okçuluk kapışması olacak. Bunu başarabilirsek de sağlığımızda biraz belki artış gösteririz bilmiyorum. Ne oldu? Kazanamadık mı? Aha %8 ihtimalle kaybettik ya. Tüh. Ha iyi kazandık. Gayet güzel. Çok iyi. Şu okta birinci seviyeye gelebilirsek sağlığımızda ufak bir artış olacak. Gayet güzel gidiyoruz. Bir dakika eşim nereye gitti benim? Ayda, eşim toprak sahibi oldu iyi mi? Öf. Eşim gitti ya. Kötü oldu. Sen şöyle idareden git çocuk. İyi olur. Sen diplomasiden gidersin. Görmüş olduğunuz gibi bakın Cornwall'da genişleme savaşı açıyor. Harika ya. Ee, buraya ben savaş açsam daha mı iyi olur? Ben alırım ha burayı. Bence güzel olur. Yok bir dakika siz buraya... Siz... Yok yok ben, ben halledeceğim burayı. Siz hiç... Ee, burası bende arkadaşlar. Tamam mı? Burada şöyle düzenli orduları kaldırıyorum. Hatta başa kendimi geçiriyorum. Bu kadar. Art taktikleri. Aa şu işe bak. Savaşa katıldı. Kendimi ordu başına geçirim. Kuşatmaları daha iyi yaparız. Ne bir yerlerde hastalık mı var? Eyvah. İzole. Hastalık yayılmadı. alabilirsek çok güzel olur aslında da. Hah, güzel. Aldık burayı. Mükemmel oldu. Şimdi Anglo-Sakson. Hmm, yok ya, buraları ben en iyisi aynen öyle. Şu abimize vereceğim. Kültürel yakınlaşmayı da arttırırız bir güzel. Rodri zaten ölür ölmez ben çökeceğim. Normalde Rodri şu an ben tek başıma da alabilirim ama askeriyesi falan çok iyi. Dolayısıyla Rodri zorlar. Rodri ölünce zaten toprakları bölünür. Varisler iyice güçsüz olur. Aa vasallaştırabiliyormuşuz. Olur bakın vasallaştırdım. Sen de vasallaştırayım mı? Bakın vasallaştırıyorum. Mükemmel ya. Bakın bu ünvanı kuracağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Sen admin vasalısın. Sana burayı şöyle aktaracağım. Seredigion kalsın burada. Hiç problem değil. Bizim konağımız da bu arkadaşlar. İstesem şöyle biraz arttırabilirim belki. Influence'ı arttırmaya çalışalım. Dolayısıyla şu misafir odasını ekleyeceğim buraya. Gallere de girmiş olduk. Şöyle düklük olarak galleri de alacağım böyle. Galleri oluşturmasam bile idari yapıda olduğum için galleri tutmadığım sürece bizzat ünvan olarak ülkem bölünmeyecek. Öbür türlü feodal kalsaydık konfedere bölünmeden dolayı gidiyordu. Ülkemizde hastalıklar ne durumda bakalım. Ha şunları salabiliriz güzel. İyi para gelir elimize. Bilerek hala elimde 3 düklük tutuyorum. Minis ve vergi açısından şu an önemli çünkü. Vasallaştırayım mı seni? Bakın kontluk genişlemesi savaşı açabiliyorum. Hiç problem değil böyle tek tek kontluk olarak açabilirim istersen. Bir kızımız oldu harika. Eşimiz de ölürse yalnız topraklar bizim şu oğlana gidiyor bu biraz kötü. Öyleyse Mercy'yi almam lazım bir şekilde. Şu oğullarımdan bir tanesini hatta şöyle bu oğlum büyüsün. Hemen akabinde Elfstan'ı eğitmeye başlayacağım. Sonra Londra'yı tutar tutmaz başkenti buraya taşıyıp kent düklüğünü bir tane oğluma vermeyi düşünüyorum diyeceğim. Ama bu çok mümkün olmayabilir. Çünkü tabii daha çocuk. Şu ordu gücünü o zaman arttırmaya başlayalım ufak ufak. Huskarl değil Şuraya da bir tane belki Huskarl ekleyebiliriz. Ama ondan öncesinde şöyle bir okçu ekleyelim. Bir dakika. şöyle birer tane. Light ekliyoruz buraya. Kente de ekliyorum. Arkadaşım öldü. Vay be. Başımız sağ olsun. Alfred de 43 yaşında. O yüzden bir av mı düzenlesek? Bakalım ülkemizdeki hastalıklar. He, olabilir. ve bir av yapılır. Bir avcı başı ekleyelim. Hatta şöyle bir Keeper of the Swans. Bu bakıcısı. Bu bizim diplomasimizi arttırıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Artı 3 getiriyor. Şöhret seviyesi başına diplomasiyi arttırıyor arkadaşlar. Vasalımızı şöyle koyduk. Güzel. Bir... Güzel. Sizi katolik yaptım en sonunda. Harika oldu. Seni de katolik yapıyorum. Sizleri böyle böyle katolik yapacağım arkadaşlar. Tamam. Aa şu işe bak. Bana saldırıyor ya. Ya sen burada mısın? 94 günde toplanacak ordusu. İnanmıyorum. Benim topraklarım da toplanıyor bir de. Çok iyi ya. Babadan para alacağım. Çok güzel. Şimdi para lask. İyi güzel. Bakın sizi aldım. Bu ordusunun tamamen toplanması bitene kadar burada görmüş olduğunuz gibi 66 gün diyor. Bunlar normalde böyle denizden falan gelirdi ama şu an benim topraklarımda çok ilginç. Hı, savaşa katılanlar varmış. Harika. Katıl. Şöyle bir tane okçu ekleyeceğim. Tamam. Esek ordusuna. Esek ordusuna da şöyle bir tane okçu eklerim. Kente şöyle bir tane gayet güzel. Bizleri şöyle konuşlandırırız. Acaba diyorum ordusun şimdiden şöyle yaka... Aaa 8000... Bin... Evet geldiler. Heh, <laughs> şu işe bak ya. Denizden harbiden geliyorlarmış bu arada. Vay be. Şu 450 altın şimdilik kalsın. Belki paralı askere ihtiyacım olabilir. Umarım gerek kalmaz. Bizim savaş hedefimiz nerede? Kale içinde mi? Anlamadım o. Ordunun başına ben geçeceğim. 6000 kişilik bir ordumuz var. Kutsal tarikatla beraber. Avantaj mükemmeldi az önce. Müttefikleri de parçalarsak gel öyle kaçmak yok. Ve mid sex elimize geçti. Londra artık bizde. Gel öyle gel 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 gel. Acaba diyorum bunları da yakalasam mı şöyle? Elime belki böyle güzel bir ne bileyim fidye geçer. Avantaj mükemmel. Alfred'den mi kaynaklı yoksa idari hükümetten dolayı mı bilmiyorum ve Galler bölünmüş. Bana hiç para vermedi. Canı sağ olsun. Şimdi ben başkenti buraya taşıyacağım. Londra. Çok güzel. Sonra şöyle bir tane güzel bir şövalye. Aynen bak sen iyi bir abisin. Sana şöyle kent tüklüğünü vereceğim tamam mı? Sen ayrıca böyle atanmış orduların da var. Hiç fena değil. Spy Master'ım gitti diyor. Olabilir. Şu an elimde iki tane düklük tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Başkentim artık burada. Sonra Bedford da normalde burası da bana ait. Dejur'da ama koparız bir şekilde hiç problem değil. Mercia'nın ünvanı Burgred öldükten sonra yeğenim Wittred başı geçince ben koparacağım burayı. Şehir planlamacılığını keşfetmişiz. Çok güzel. Şöyle hafif atlılar koyalım. Şöyle de bir tane hafif atlılar. Sonra şöyle bir tane okçu. Bir tane şöyle hafif piyade. Bir tane de yine hafif süvari koysak fena gitmez. Bunları hatta yapabiliyorsak şöyle konuşlandıralım. Güzel. İşte artık krallık için kutsal savaş açamıyoruz. Çünkü zaten almış olduk. Ama ben umarım bunları toparlarım ya. Şurası için alabiliriz belki. Gwyneth için. Nasıl olur? Bence güzel olur. Ordu kalitemiz çok iyi bu arada. <laughs> Bakın yüksek diyor. Bizim konuşlandırabileceğimiz başka yer mi var? Ha evet. Ve şu Beddenford kontrolünü aldığımız zaman orayı almak çok basit. Mercia'nın ünvanı elinden çekeceğim ve orası bana kalacak. Aynı zamanda Lindsey'i ben burada York'a aktaracağım. Çok iyi bir yapı var şu an karşımızda İngiltere. Daha askeri gücü diğerlerine göre mesela ne bileyim düşük olabilir. Teodal olsaydık belki şu an bu 5000-6000 bin, bin olurdu ama. Alt yapı olarak bence şu an daha iyi bir ülke. Dejurda başkent Hampshire diyor ama ben bilerek Londra'ya aldım. Mantıklı olan bu. Londra köprüsünü yapabiliyormuşuz buraya Southwark'e. Hiç fena değil. Ama onun içinde ilgili buluşu keşfetmemiz gerekecek. Hı. O zaman şu influence elimizden gelince arttırmaya çalışalım. Ha, yani şunu koyabiliriz: Özel çalışma alanı. Valilik konusunda akıl hocalığı yap. Planını da sağlıyor aynı zamanda. Yani bir vali eğer gerçekten kötü yönetiyorsa, belli bir plan uygulayarak. Bu arada yani şöyle bir sıkıntı var. Admin yapısındayken vergi turuna çıkamıyorsunuz. Vergi turuna çıkamıyoruz. Dolayısıyla vasalları dolaşarak böyle ekstradan vergi elde edemiyoruz. Ben şu askarları o yüzden azaltacağım. Şu okçuları da şöyle azaltacağım. Bunlar böyle kalabilir. Bunların da gücünü biraz düşürdük. Bu şekilde maliyet de azalttık. Oyun çünkü buradan azaltmamız gerektiğini söylüyor ama hiç problem değil. Buradan arttırabiliyoruz imparatorluk ordularını. Bunları o yüzden şöyle ufaktan görmüş olduğunuz gibi zamanını arttıracağım. Ordu gücünü şöyle ufak ufak arttıracağım. Ucuz olanlardan arttırmaya başlıyorum. Olur bak seni şöyle evlendirdik. Gayet güzel oldu. Heh babadan para. Aldım, yani. mümkün olduğunca babadan şu parayı alacağım. Sonra Deira'ya buraya aktaracağım. Çok güzel. Burası da bana mı geçti? Harika. Senden buraya alabiliyorum değil mi? Bakın aldım. Evet. Ünvanını söktüm ama burası artık bana ait. Mükemmel. Elimde daha fazla toprak var. Badenford. Burası bela oluyor genelde çünkü. Ve Haçlı Savaşları. Of. Haç seferleri başlayacak mı yakında? Peki. İsveç'e gidelim mi? <laughs> Canımızı okusunlar. Ya Danimarka için yapabiliriz bilmiyorum. Danimarka da biraz güçlü gibi ama. Bizim ordumuz da fena değil yani. Güzel. Elimize para geçti. Ben şu orduları şöyle güçlendireceğim. Hatta aslında şöyle bir şey yapılabilir. Şu an kültüre bakalım. Mastering Grounds. Güzel. Bunu açıyoruz. Talim alanlarını. Bu şekilde düzenli ordu slotunda belki arttırabiliriz ama gerçi şundan da ilerleyebiliriz. Bu daha hızlı maçlar 20 yıl alıyor. Bu da 33 yıl. Deneyelim şansımızı be. Şu an çünkü elimizdeki <laughs> bunlar hiç hoş değil. Bunu kaldıracağım. Dolayısıyla buraya başka bir şey getireceğim. Buraya da bir tane şu bir set Huskarl iyi olur. Sonra Huskarl'larımız bol bol var değil mi? Ya, gerçi yok bir set varmış. Buradaki Light Horseman'ı kaldıracağım. Onun yerine Onager ekliyorum. Şöyle tam set. Şunları da şöyle birer arttırdık. Güzel. Ordu gücümüz neredeyse full şu an. Ondan sonra ekonomik altyapıya geçebiliriz. Evet. Bürokrasi dalından gideceğim bu sefer. Aylık nüfus %10 daha fazla ve vali verimli %5 daha fazla. Bütün haneden üyelerine uygulanacak bu. Hatta bakın şöyle bir şey yapacağım. Valilik konusunda akıl hocalığı. Bunu başlatacağım bu planı. Güzel. Planı başlattık. %95 şansımız var. Turnuva için talim. Hadi güçlü olalım. Yok olamadık. Olamıyoruz ya bir türlü. Eee <laughs> turnuva. Olur gideriz. Turnuvada ne varmış? Güreş. Oo, sağlığımız için daha iyi olabilir. Belki. Ee, yok. Hmm, şöyle alsam nasıl olur? Bence güzel olur. Kusura bakma bunun için de. Mercy ailesi. Aa, soylu ailenin başı olmuş. Ne, bizden şu an nefret ediyor. Hıh. Ben en büyük oğluma Mercy'yi vereceğim. Bu şekilde. Gayet güzel oldu. En azından benim şu an güçlü bir vasam olur. Bizzat bana bağlı olur. Senin rakibin falan yok, değil mi? Ha iyi güzel. Oğlumuzu biz eğitiyor muyuz? Aman Allah'ım, eğitmeyi unutmuşuz sanırım. Ve yaralandık. Umarım ölmeyiz ya. Evet. Ama en azından ha ve iyileştik. Güreş turnuvasına katıldığımız için sağlığımız orta derecede artacak biraz. 48 yaşındayız. Bir ülke kurduk arkadaşlar. Düzenli ordu sayısını arttırdıkça kalitesi de bu şekilde bayağı yükseliyor. 3, 3 daha 6, 4 burada 10, 12 tane düzenli asker slotu var. Şu bahçe yerine başka bir şey yapabiliriz aslında. Market kurduk. Çok iyi. Aile reytingimiz nasıl? Nasıl bu kadar yüksek olur anlamıyorum. Acaba diyorum oğlumuzu 10 mi getirsek he? İyi mi olur? İyi olabilir sanki. Yok para geçsin elimize Şu huskarları da Şöyle bir tık arttıralım Çok iyi Mercy ailesi böyle böyle biter diye düşünüyorum artık Ne oldu Planı başarıyla bitirdik Biz vali özelliğini elde ettik sanırım Güzel fena değil Bize karşı 25 görüş kazandı Vali özelliğinde 48 tecrübe kazandı Oo 2 yıldız çok iyi Nüfuzu da arttı Son derece iyi İşe yarıyor arkadaşlar tavsiye ederim Şu oğlumuzu eğitelim Sonra vasallardan bir tanesini toprağını çeker oğlumuza veririz. Mükemmel olur. Şöyle Gwyneth düklüğünü koparacağım ben. Buradan komple. Buradaki Gallileri bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ne savaşa mı gitti şu an? He. Yağmalanıyor mu? Yani bu mezhebe geçmeyecektiniz. Kötü oldu sizin için arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın burada sadece düzenli orduları kaldıracağım. Bu halde düzenli orduları kaldırdım. 2800 asker. Hatta alabiliyorsam. Ah mükemmel. 5300. Bedava asker. Hı, oğlumu casus başı yaptım. Mükemmel ya. Yani. Kuşatmaları çok hızlı hallediyoruz. Galler ordusunu belki yakalarım. Yakaladım. Bir de şurayı ele geçirelim. Mükemmel. Burası benim oldu. Şimdi şu abimizin ben ölmesini bekleyeceğim biraz. Ölünce toprakları ikiye bölünecek. Bu toprağı alan çocuğu bu vasal aktaracağım. Seredigion'u alanında Gwyneth düklüğünü vereceğim. Evet dayı ölüyor musun? Hı? Yani şunları salabiliyor muyuz? Hadi saldım seni saldım. Senden güzel bir şövalye olur. Gel. Senden de güzel şövalye olur ama sen sanırım din değiştirme kabul etmeyeceksin. Olur gel. Edward'a bak be. Mercy'e valisi yaptım adamı. Oğlum da çok iyi özellikleri bu arada yani. Entrikadan değil öğrenimden gitti ama entrikası 14. Yani belki ülkedeki en iyi casus başı olabilir. Benim eşim ölmüştü değil mi? Evet. Bu hanımefendiyle evlendik. Mutlak kontrol. Mükemmel. Şu an dünyada acaba bu Conqueror'lar var mı? Şu Fatihlerden bir bakalım. Conqueror. Evet 5 kişi varmış. Bunlar bu özellikleri nasıl alıyorlar çok merak ediyorum. Ben bu zamana kadar oynadım alamadım. Aaa no <laughs> Normandiya annesinden Kral bir Sorbia'yı kurmuş. Bakın arkadaşlar Sorbia Normandiyanesi çok yanlış gittim be oğlum Senin yerin burası aslında da Sen bilirsin yani bilmiyorum Seferilerin sultanı Conqueror olmuş Aylık artı 5 altın kazanıyor Mükemmel keşke biz de olsak Bizans ne durumda Ayvayı yedi bakın ortodokslara geçti yine ya Öf. Feodal halinden çok daha iyi bir İngiltere bence Alfred de yaşlanıyor saçları dökülmeye başladı Garibim Garibim diyemem yani şöyle şu... <laughs> Bütün kuzey deniziniz böyle çevreleyen yani bir ülkemiz var. Aa! Burada ne? Köylü isyanı mı? Alırım. Bak nasıl yardımcı oluyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Admin olunca elinize harika bir ordu geçebiliyor. Daha şu noktada. 899'da. Heo derken bu kadar alamam düzenli ordu. Bakımı da çok değil aslında. Bu kadar ordu çektik ama. Hatta sana şöyle savaş açayım mı? Heh, Burayı da ele geçirdik. Ee, mükemmel. Rodri'nin çocukları öldü mü çoğunlukla? Ha bakın. Böyle biri varmış. Kabul etmeyecek diyor. Ha ya Gel gel. Kaybettiğin toprakları sana geri vereceğim gel. Sana şöyle şuradaki düklüğü vereceğim tamam mı? Heh, çok iyi ya. Bu da böyle kaldı burada. Ah ne oldu? Lan oğlum orası senin değildi ama ya. Ee, neyse aldı. Hadi bak vasallık teklif ediyorum sana. Tamam mı? Din değiştirmeni istiyorum. Bence kabul et. Mükemmel. Mercy'e aktaracağız seni. Tamam mı can? Mercy'e aktarıyorum. Nefret ediyor diyor şu an ama hiç problem değil. Evet abicim hadi öl ya. Hıh. Sen sanırım yakın zamanda ölmeyeceksin ama ya dur şöyle yapacağız ya. Ben borca girmişim. Babadan para alacağım. Ne istiyorsun? Konsey pozisyonu. <laughs> Bana ne kadar benziyor ya. Bir dakika ne istiyorsun? Şansölye mi istiyorsun? Ama şansölyem var ki benim. Olur. Olur gel. Gel tamam. Tura bakmasın önceki basalım. Yani. Ee, şöyle yapacağız. Ben senden. Burayı alacağım. Çok özür diliyorum bunun için. Tamam mı? Bunun için çok özür diliyorum. Gmineti vereceğim sana. Bak burası böylesin admin olduğun için önceki tuttuğun toprağı da hak iddian olmuyor. Sonra can. Sana burayı veriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an istesem ben Galler kültürüyle bir melez yapabilirim. Çok iyi olur bence. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 900 yılındayız. İngiltere ile daha doğrusu Kral Alfred ile İngiltere'yi kurduk. Ve feodal halinden eskisinden çok daha güçlü bir krallık var elimizde. Vasalların şu an gücü biraz düşük gibi. Ama hiç problem değil. Gayet iyi kazanıyoruz. Veraseti hiç sorun olmayan bir ülke. Hiçbir şekilde verasette sıkıntı yaşanmıyor. Yani bütün tutulan ünvanlar tek kişiye gidiyor. Hatta ben mümkünse şöyle bir şey yapacağım. Kingdom of England diyor. İngiltere Krallığı. Bakın İngiltere diye yazıyor burada değil mi? Şimdi tabii doğal olarak daha Türkçe ama güncellenmediği için ben İngilizce halini kullanıyorum. Ancak Admin yapısındayız. Administrative diye geçiyor burada. Benim aklımda daha iyi bir fikir var bu ülke için. Admin İngiltere. Yani hem admin hem de İngiltere gibi. E evet, biraz soğuk bir espri. Belki kötü bir espri olabilir ama. Mesela bakın burada Batı Frankiye var. İki tane böyle Akitanya ve Batı Frankiye kralını tutuyor. Ama yani bu kadar büyük bir ülkede. Aylık 8.1 kazanıyor. Feodal. Yani. Biz son derece merkezi bir yapıyız kendisinden daha fazla kazanıyoruz. Askeri gücümüz yani kendisine yakın sayılır. Aslında daha fazla. Yani baktığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi. Ben belki bu huskarların sayısını arttırabilirim de. Ben şu an ordu biraz daha güçlensin diye o yüzden hafif piyade ve keman keşlerden gittim. Ama hiç sorun değil bu düzeltilebilir. Yani buradaki imparatorluk orduları slotlarına belki birer tane daha böyle 300-300-300 olacak şekilde huskar basabiliriz. Fena da olmaz. Videoyu şimdilik burada noktalamayı planlıyorum. Biraz uzun bir video olabilirdi eğer Alfred'le hayatın sonuna kadar gitseydik. Ancak sizden gelecek geri dönüşe göre ve benim planlarıma göre de bunu böyle mümkünse part 1, part 2, part 3 şeklinde yine ufak bir seri gibi yapmayı planlıyorum. Ya buradaki nihai hedefim aslında Britanya İmparatorluğunu kurmak ve adminken nasıl yönetiliyor ona bakmak. Yani Bizans İmparatorluğu kadar gerçekten güçlü olabilir mi? Bizans İmparatorluğu kadar güçlü olduğunda ne gibi sıkıntılarla karşılaşır buna bakmak lazım. Çünkü çok fazla dejur vasalımız olacak ve onlarla da uğraşmamız gerekecek. Yani bunlar böyle düklük kademelerinde vasallar olacak. Ama feodal halinden çok daha iyi olabilir bence. Ve imparatorluk kademesine geçersek buradaki askerlerin sayısını da arttırabiliriz. O da gayet iyi olur. Dolayısıyla ben videoyu bu noktada şimdilik bitirmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi yakın zamanda yine part 1, part 2, part 3 şeklinde devamları da gelecek böyle ufak bir seri olarak size planladım. Tekrardan söyleyeyim. Dolayısıyla efendim umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.